Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 0 Geometri Kampı'nın ikinci haftasının üçüncü videosundayız. Ek çizimlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani sayfa numarası 22, 23, 24 ve 25'i işleyeceğiz. Konuları da söyleyeyim size yükseklik, kenar orta dikme ve katlamadan bahsedeceğiz arkadaşlar. Size hadi bakalım dersimize başlayalım. Ek çizimlerde yükseklik. Yükseklik arkadaşlar direkt aslında çizilebilecek bir şey değil. Sadece ve sadece x kenar üçgende tabana ait yükseklik çizebiliyoruz. O ayrı bir konu. E burada yüksekliklerin kesim noktasından geçen doğrunun böyle bazen çizimini yapabiliyoruz. O yüzden ek çizimler arasında aldık. Çünkü sıfır geometrikteyiz. Detaylı bir anlatım yapıyoruz. Evet, üçgenin bir köşesinden karşı kenara veya bu kenarı üzerinde bulunduran doğruya indirilen dikmeye üçgenin o kenara ait yüksekliği denir. Hemen şuraya yüksekliğini yazalım. Sonra... Üçgenin 3 üç yüksekliği bir noktada kesir ve kesiştiği bu noktaya da biz ne diyoruz? Diklik merkezi adını veriyoruz arkadaşlar. Yani şimdi şöyle yüksekler bak üçü de bir noktada kesiyor. Burası neymiş? Diklik merkezi. Bunun tam tersi de doğrudur. Diklik merkezinden geçen doğru nedir? Yüksekliktir de diyebiliriz arkadaşlar. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. Yani adam şöyle bir şey çizdi ve şuraya da diklik merkezi dedi. Sen buradan bir tane diklik merkezinden geçirdiğin zaman bunu olmak zorunda yükseklik olmak zorunda. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Evet dar açılı üçgenlerde diklik merkezi üçgenin içindedir. Üçgenin içinde. Unutma bunu. Dar açılı bir üçgende yüksekler hepsi içeriye düşüyor ya. Çünkü burası dar açı çizilen yükseklik burada. Burası da dar açı burası da dar açı. Bu çizilen yüksekler şöyle 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 olacak ve üçgenin içinde bir noktada olacak. Peki geniş açılı üçgende ne olacak? Geniş açılı üçgende de diklik merkezi üçgenin dışında bir yerdedir arkadaşım. Üçgenin neresindeymiş? Dışında olacakmış. Bunu da sakın ama sakın unutma. Niye? Bak şimdi. Üçgenimiz bu. Bak üçgenimiz bu. Bu şekil size şöyle e, hepsi çizildiği için kafanızı karıştırabilir. Karıştırmasın. Dikkat et. Asıl üçgenim bu. Sen bu üçgende şu yüksekliği çizdin mesela. Eyvallah. Sonra buradan çizilen yükseklik hocam buraya düşmez ki geniş açılı bir üçgen olduğu için o çizilen yükseklik bunun uzantısına düşer. Diğeri de buradan çizilen yükseklikte buradaki açı geniş açı olduğundan dolayı bak dikkat et bu açı geniş açı olduğundan dolayı içeriye düşmez dışarıya doğru düşer. E hocam bir yükseklik burada bir yükseklik burada bir yükseklik burada kesişmedi ama dikkat et uzantıları bir noktada kesişiyor arkadaşım. İşte uzantılarının kesiştiği yere de biz ne diyoruz dik merkez diyoruz o yüzden. Geniş açılı bir üçgende üçgenin diklik merkezi nerede oluyor arkadaşlar? Üçgenin dışında bir yerde oluyor. Yani adam sana e, şöyle bir üçgen çizmişse atıyorum. Ve şurası diklik merkezi demişse ve buradan geçen bir doğru şöyle çizilmişse Hocam bu doğru yüksekliktir. Ama şu kenara çizilen yüksekliktir. Yani şunu da uzantısını yapıp buradaki açıya da böyle 90 derece dersin. Tamam bunu unutma. Evet bir de dik üçgende dik üçgende de hadi bulalım bakalım. Dik bir nerede? Hocam dik üçgen. Üçgenimizin aslı şurası değil mi? Evet üçgenimiz bu. Bir dik üçgende. A B köşesinden çizilen yükseklik bu. Dikkat et. B köşesinden çizilen yükseklik bu. A'dan çizilen yükseklik. Hocam buraya gelmez. Dışarıya da düşmez. Zaten direkt dik olduğu için bu kenara geldi. C kenarından çizilen yükseklik de şu kenara geldi. Bakın üçünü nerede kesişti? Tam burada kesişti. Yani 90 derecenin olduğu köşede kesmiş oluyor. Diklik merkezinde neredeymiş arkadaşlar? Dik açılı üçgende üçgenin üzerinde, üçgenin neresinde üzerinde? Hatta neresinde? Dik açının olduğu köşe. Hemen şöyle yazın, dik açının olduğu köşe diye yazalım. Evet, diklik merkezi de burasıdır. E, üç farklı durumda söz konusu. Üçgenin içinde, dar açılı üçgende. Üçgenin dışında geniş açılı üçgende. Üçgenin üzerinde hatta 90 derecenin olduğu köşe o da nerede? Dik üçgende arkadaşlar. Diklik merkezi bu üç farklı durumda bulunabiliyor. Hadi bakalım sorulara bakalım. Örnek 51 mesela. ABC bir üçgen. D noktası ABC üçgenin diklik merkezi. Bakın şurası diklik merkezi demiş. Valla diklik merkezi ben burada kullanacağım. Bu diklik merkezini biz nasıl kullanırız? Hocam diklik merkezinden geçen doğru. Şöyle yüksekliktir. Köşeden gelip de. Ya tutup da şunu da çizmeyin. Hocam A'dan gelip de D'den geçen de dik olur demeyin. Ya yani sıkışırsak onu da yapacağız ama bak burada zaten B'den gelmiş D'ye kadar gelmiş. Bunun devamı nedir? Diktir diyebilirsin. Ya da ne bileyim, hocam C'den gelmiş D'ye kadar gelmiş. Hop oh, bunun devamı da nedir? Diktir diyebilirsin. Yani burası da 90 derece, burası da 90 derece olur çünkü dik merkezinden geçiyor. Peki buradan ne oldu? Şuradaki açı 60 derece olduğundan dolayı dik üçgen olduğundan e, 60-90 ise diğer iki açının toplamı 90 olacağından dik üçgenden dolayı x 30 derece olarak buluruz. Sonra şuradaki dik üçgene bakalım. Biz onu nerede bulduk arkadaşlar? Şuradaki dik üçgenden bulduk. Bir de şuradaki dik üçgene bakalım. Buradaki dik üçgende de 50-90 ise bu açının tamamı kaç yapar? 50'nin 90'a tamamlayanı 40 yapar. E burada y y'si var bir de 30'u var. E 30 burasıysa tamamı da 40 ise buraya da kaç kaldı? 10 derece kaldı diyebiliriz. Evet x'i 30 bulduk. 30 eksi y'yi de kaç bulduk? 10 bulduk. cevapta kaç yapacaktır böylelikle? 20 yapacaktır. Evet diklik merkezindeki çizim yöntemi işte bu şekilde. Diklik merkezine kadar gelip devamını çizmeyebilirler. İşte biz ne yapacağız? Çizeceğiz. Geldi öbürüne. ABC bir üçgen. A noktası ABC'nin diklik merkezi. Arkadaşlar ABC üçgeninin büyük üçgenin diklik merkezi verilmiş A noktası. Üçgenin üzerinde ise Üçgenin üzerinde olduğu zaman diklik merkezi ne oluyordu? Tam nerede oluyordu daha doğrusu? Dik üçgende oluyordu. Tam dik olan köşe diklik merkezidir. Yani diklik merkezi A köşesi ise eğer burası 90 derecedir. Peki eyvallah. Bir de şuradaki açılar da birbirine eşit vermiş. Hocam ben buraya bir alfa dersem burası da alfa. E hocam burada bir üçgen var. İki tane açı yan yana. İki iç açının toplamı bir dış açı değil midir? Evet. Hemen iki iç açının toplamı bir dış açıyı kullanalım kardeşim. Yani ile bunun toplamı buraya eşit olacak. Hop, Şurası alfa artı 90 olmak zorunda. Yani alfa artı x eşittir. Alfa artı 90 olduğundan alfalar naray oldu. Buradan x'i de kaç derece bulduk? 90 derece olarak bulduk. Ör örnek 52, 90 çıktı. Geldik kenar orta dikme. Arkadaşlar kenar orta dikme yine biz belki orta dikme olarak böyle çizeceğimiz bir durum olmayabilir ya da çok nadir olabilir. Ama kenar orta dikme içerisinde de ek çizim olduğu için yine ek çizim konusunun içerisine bunu aldık arkadaşlar. Bu aslında böyle özel noktalardır. Ee, üçgende merkezler diye de geçer. Kenar orta dikme merkezi falan filan diye de geçer. Ama şimdi öncelikle şunu bilmek lazım. Öğrenelim bakalım ne diyor. Bir üçgenin kenar ortalık noktalarında dik olan doğrulara üçgenin evet bir üçgenin kenarlarına orta noktalarında dik olan doğrulara üçgenin kenar orta dikme merkezi denir. Kenar orta dikme dik olan doğrulara kenar orta dikmesi denir. Tamam. Merkezinden bahsetmiyoruz. Şimdi mesela BC kenarına dik olan bir doğru çizdiğim zaman işte bu doğru kenar orta dikme doğrusudur. Ya da AC'ye dik olan bu doğru kenar orta dikme doğrusudur. Ya da işte ne diyeyim AB'ye dik olan işte bu doğru kenar orta dikmesidir. Şöyle dik ve ortadan ikiye ayıracak. Adı üstünde zaten. Kenarı ortadan dik. Yani kenarı ortadan dik kesen doğru. Kenar orta dikme doğrusu adını alıyor bu. Peki devam edelim bakalım sonrasında ne diyor? BD eşittir DC. Tamam. Bunu bahsettik zaten. D dik BC ise D doğrusu BC'nin kenar orta dikmesidir. Kenar orta dikmenin bulunduğu yerlerde ikizkenar üçgen oluşturulabilir. Niye? Hocam dik tabanı keş parçaya böldüğü için aslında ikizkenar kenar ek çizimi görüyorsun. Dik tabanı keş parçaya böldüğü için hop aklımıza ikizkenar geldi. Yükseklik hani ayrı bir yerde değil miydi? Evet ayrı bir gözle bakıyorduk. Yükseklik tabanı keş parçaya bölmüşse yüksekliğin kolları bizim için önemliydi. E burada da hemen böyle bir ikizkenar oluşturduk. Ya da aşağıda da şöyle aşağıda da gösterebiliriz. Mesela dik tabanı keş parçaya böldü. Hop şöyle x kenar aklımıza geldi hocam. Yani şunlar birbirine eşit oldu. Şu parçayla şu parça eşit oldu. Aynı şekilde hocam dik tabanı iki eşit parçaya böldü. Hop şunu da çizersek burada da ne oldu? Eşit oldu. Hatta burası neymiş? Kenar orta dikmelerinin kestiği nokta. Biz buna da ne diyoruz? Kenar orta dikmelerinin kestiği noktaya kenar orta dikme merkezi adını veriyoruz. Evet burası kenar orta dikme merkezi. Bak arkadaşım kenar orta dikme merkezi. Bu arada bunun başka bir adı daha var. Niye biliyor musunuz? Dikkat ederseniz kenar orta dikme merkezi burası iken ikiz kenar üç kenar oluşturduğumuzda hocam bu da eşit bu da eşit bu da eşit çıktı mı? Çıktı. E ee, bir noktaya eşit uzaktaki noktaların geometrik yerinde biz ne diyoruz arkadaşlar? Çember demiyor muyuz? Şu eşit şu eşit şu eşit şu eşit şu eşit, şu eşit değil mi? Evet bir noktaya eşit uzaklıkta o noktalar gördüğün zaman o noktalar çemberseldir. E o zaman burada da hocam bir noktaya eşit A köşesi var, B köşesi var ve C köşesi var. E o zaman bu bir çemberseldir. Yani şöyle. Aynı zamanda bu ne oldu? Şöyle çember çizdiğim zaman ABC üçgenini çevreleyen çember oldu. İşte aynı zamanda kenar orta dikme merkezi çevrel çemberin de merkezidir. Çevrel çember merkeziyle de aynıdır. Bunu da unutmayın. Çevrel çember merkeziyle kenar orta dikme merkeze aynıdır. Bazen bu isimle alınır bazen de bu isimle alınır. Bunu kendinde çıkartırsın. Atıyorum adam şey dedi. ABC üçgeninde çevrel çemberin merkezi burası dedi mesela. Kardeşim sen çevrel çemberi çizersin. Öyle her şeyi bilmek zorunda değilsin. Çizdim mesela. E hocam çemberde gene etkileceğimiz yarı çizmek ya. Bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap olduğundan dolayı. Bunlar ne oldu? Eşit, eşit, eşit. E hocam burada İkiz kenar var. Hop bir dik çizsem tabanı iki eşit parçaya böler. Hocam ikiz kenar var. Bir dik çizsem tabanı iki eşit parçaya böler. Buradan da bir dik çizsem tabanı iki eş parçaya böler dersin. Aa, aynı zamanda ortadan dik çizen doğru. Ortadan dik ortadan dik. Yani kenar orta dikmelerinin de merkezi yapmış oldu burası. Yani bu sonuca sen de ulaşabilirsin. Öyle her şeyi ezbere bilmek zorunda değilsin. Ama kenar orta dikme merkeziyle çevrel çemberin merkezi aynı noktayı işaret ediyor gördüğün üzere. Evet önemli bir nokta arkadaşlar burası. Bak burada da yazmışız. Ne demişiz? O noktası ABC üçgenin çevrel çemberin merkezi olarak da adlandırılıyor. Tamam. Evet bu kenar orta dikmedeki ek çizim yöntemini dik tabanı keş parçaya böldüğü için ikiz kenarlıkla uğraşabiliriz arkadaşlar. Evet hemen bakalım şuradaki soruya. Evet ABC bir üçgen EDBC'nin kenar orta dikmesi. Bak EDBC'nin kenar orta dikmesi ise adı üstünde dik ve Kenarı iki eşit parçaya bölecek. E hocam alakası yerde bir eşitlik var. Açı sorusu bu. E şimdi bizden bu uzunluk isteye... Pardon şurada kaç isteniyor bizden? Alakası yerde eşitler var. İşte ne demiş? BE ile AC'yi de birbirine eşit vermiş. Burada da dik tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Aklımıza ne gelecek? İkiz kenar. Aklına gelen başına gelsin diyoruz. Hemen şöyle hop ikiz kenarı oluşturduk. İkiz kenarı oluşturunca hocam şununla şu birbirine eşit oldu. Çok güzel devamını getirelim o zaman x kenar olduysa burası 40 ise burası da 40'tır. x 40 değil tamam isteniliyor bizden. 2 iç açıya bir dış açıdan burası 80 derece olur. 2 açı yan yana görünce dayanamam. Hemen ikisinin toplamı hop 3. açı burası ya bunun dış açısına eşit olacak yani. 80'e eşit olacak. E burada da x kenarlık var burası da 80'dir. 80 80 160'tan burası 20 oldu ve x de 40 artı 20'den kaça eşit oldu arkadaşım? 60 derece eşit oldu. Örnek 54'ü böylelikle 60 bulduk. Geldik örnek 55'e. Sözel bir soru. Evet ACB açısı. C açısı bakın C açısı dar açı olacak. ACB açısı 20 derece diyor. Şöyle C açısını biraz küçük çizeyim. Tamam çizdik. Evet A, B ve C. C açısı da 20 derece olacak. Yazdık buraya. ABC üçgenin AC kenarının orta dikmesi. AC kenarının orta dikmesini çiziyorum. Hop ortadan dik çizen doğru. Şöyle çizdik şunlar ortandaki göster ne diyorsa onu hepsini göster ee, B ve c'den farklı e noktasında kesiyormuş Evet buradaki e noktasından kesiyor B e ile de AB birbirine eşitmiş Bak şimdi B e ile de AB birbirine eşitmiş hocam ne var burada şurada şu ikizkenarı oluşturmak için de bazı arkadaşlar böyle çizer ama bence bunu bundan dolayı çizmeyin Çünkü niye Bak dik tabanı keş parçaya böldü. Aklına ne geldi? İkiz kenar. Ee, yüksekliğin kolları böyle ikiz kenar olacak. O zaman hop şunu şöyle çizmek. Buradaki ikiz kenar oluşturmadan dolayı çizmek daha mantıklı tabii ki. Hocam ikiz kenar oluştu. 20 ise burası da 20'dir. E, ee, i̇kiz taban açıları da belli burada. İki tane açıyı yan yana gördük. Dayanamam. Nedir? İki iç açının toplamı bir dış açı. Yani burası 40 derece. E, i̇kiz kenarlıktan dolayı burası da 40 derece yaptı. E 40-40-80 ise buraya da ne kaldı? 100 derece kaldı. ABC açısı isteniyor bizden. O zaman ABC açısı da neye eşit oldu arkadaşım? 100 dereceye eşit oldu. Evet örnek 55'i de böylelikle bulduk. Geldik örnek 56'ya. ABC üçgen demiş. Güzel. F noktası ABC üçgenin çevrel çemberinin merkezi. Arkadaş hiç şey yapma bak ezbere gitme. Yani hocam çevrel çemberin merkezi işte kenar orta dikme merkeziydi falan filan düşünüp de iş yapma bence. Niye? Kardeşim böyle iş yapacağına soruyu iyice oku. Çevrel çemberin merkezi diyor. E o zaman çiz bir tane çevrel çember. Ama hocam çember bilmiyorum ben. Çember bilirsin bilirsin merak etme. Çemberdeki bildiğin şey tanımı. Başka da bir şey yok. Tanımını uygulayacaksın sadece. Çemberi çizdin. Ama çemberdeki en etiketi silahını unutma. Çember işlerken de göreceğiz bunu. Çemberdeki en etkili silahımız çemberin tanımı gereği zaten. Bir merkezinden bahsediyoruz, bir de yarıçapından bahsediyoruz. En etkili silah yarıçaptır. Yarıçap çizmek önemli bir noktadır. Hocam bak bu da yarıçaptır. E hocam bu da yarıçap. E hocam bu da yarıçap. Tamam. Bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap. Bitti gitti. Sonra ABC x açısı isteniyor bizden. Buluruz kardeşim x açısını. Sorun yok. İşte burada dikmeleri çizmiş falan filan önemli değil. Bak 40sa burası da 40 mu? Evet. E burası 40 ken. şimdi soruda bazı arkadaşlar şöyle yapar. E burası çevre çemberin merkezi ise kenar orta dikme merkezidir. Hani bunları çizmeden de yapabilirsiniz tabii ki. İstersen ilk önce onu göstereyim ben ama bak hocam burası çevrel çemberin merkezi ise kenar orta dikme merkezidir. Buradan çizilen dik tabanı iki eş parçaya böler. Buradan çizilen dik tabanı iki eş parçaya böler. Mantığıyla hocam şuradan e, şunu oluşturabiliriz. Dik tabanı iki eş parçaya böldüğünden ikiz kenara şöyle oluşturabilirsin. Sonra burada da dik taban iki eş parçaya böldüğünden bu ikiz kenarlığı böyle de oluşturabilirsin. Sana kalmış. Ama ben ne diyorum? Bak soru aynı şeye dönüştü. Şimdi biraz sonra yapacağım şeye dönüştü. Buradaki ikiz kenarlıkları kullanarak çözüme ulaşacağım. Ama ben soru kökünü okudum. Hiç ezbere bir şey yapmadan. Ne diyorum? Hocam çevrel çemberini çizdim. Çemberdeki en etki silahımız bizim yarıçap çap çizmektir. E, yarı çap da çemberin merkezinden şöyle. E, çemberin merkezinden bu köşeye geldiğinde bu da yarıçap, Bu köşeye geldiğinde bu da yarıçap. Buradan da bu köşeye gelmiş zaten. Bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap. E biraz öncekinde de aynı şeyi bulmadık mı? Bulduk. Aa, sanki burada daha kolay bulduk. Çünkü soruyu oku ve anla ve yorumla. Başka da bir şey yok. E burada ikiz kenarlık mı var? Evet. Hocam 40 sa burası da 40 derece mi? Aynen öyle. E sonra burada da x kenarlık var. Burada da ikiz kenarlık var. Taban açılarına değerler yazalım. Hocam burası A ise burası da A'dır. Burası B ise burası da B'dir. Dikkat et A artı B açısını bulursam X'i bulurum. E büyük üçgende bütün açılar belli. 2 tane a var. 2 tane b var, 2 tane de 40 var. 2 tane b artı 80 eşittir 180 olacak. E buradan dolayı da ne geldi? 2 a artı 2 b'yi 100 bulduk. E böylelikle a artı b' de kaç çıkar arkadaşlar 50 çıkar. x de zaten bak. A artı b'ye eşit olduğundan cevap ne olacaktır? 50 olacaktır dostum. Anladınız, olay bu. yani her şeyi böyle. Kuru gürültü ezber ezberliyim, bunu yapayım, bunu yapayım. Çevre çemberin merkezi, kenar orta dikme merkeziydi falan filan. O şekilde değildi. Verilen bilgilere şekil üzerinde kullanmaya yönelik. Yani ne diyorsa, çevre çemberin merkezi. Belki ilk defa duyuyorsun ama ilk defa duyduğun şeyleri şekil üzerinde sen yorumlayabilirsin. Yani Atatürk o kadar güzel çevirmiş ki, biliyorsunuz ilk geometri kitabını yazan Atatürk'tür. İlk böyle Türkçe'ye çeviren Atatürk'tür. Atatürk de Herkesin anlayacağı dilden çevirmiş. Bak açı orta. Açıyı ortalayan doğru. Yani onu okuduğun zaman zaten ne demek istediğini anlarsın. Kenar orta dikme. Kenarı ortadan dik ayıran Çevrel çemberin merkezi. Çevrel çemberin merkezi orası. Yani o cümlelerle sen zaten bazı şeye ulaşırsın. O yüzden e, buradaki isimler de Atatürk tarafından zaten çıkartıldığı için rahat bir şekilde yani şey yapabilirsin. Atatürk de çok güzel bir şekilde çıkartmış. Yani oradaki cümleyi okuduğum zaman ne olduğu da zaten belli. Evet geldik katlamaya. Katlama konusu ÖSYM'nin en çok önem verdiği yerlerden biri. Çünkü son 11 yıl içerisinde 10 yıl boyunca ÖSYM katlamayı sordu. Hatta hem TYT'de yani hem birinci bölümde hem de ikinci bölümde sorduğu seneler de oldu. Haberiniz olsun. Ha ondan öncesinde nasıl geliyordu bu sorular? Simetrik şeklinde geliyordu. Yani bir doğruya göre simetriğini alalım şeklinde soruyordu. Ha şimdi simetri deyince daha etici geliyor. Daha kibarı olduğu için katlama şeklinde soruyor. Bir tek 2022 yılında sormadı. Ama sormayacak anlamına da gelmiyor. Yine önemli. Çok önemli yerlerden biri. O yüzden bu katlamanın mantığı iyi bir şekilde bilmelisiniz. Bakın şimdi öncelikle şu mantığı iyi bilmelisiniz. Öncelikle şunun üzerinde ben bir anlatayım. Katlamayı aldığınız zaman bu üçgen buraya gelmiyor mu? E aynı üçgen. E daha öncesinde de söylemiştik. Döndürmeyle aynı mantık aslında. Döndürme hop Kalem buraya geldi. Aynı üçgen mi bu? Daha doğrusu aynı kalem mi bu? Evet. Kalem yine aynı kalem. Neyi kullanıyorduk? Eşliği kullanıyorduk. Katlamada da aynı şey. Eşliği kullanacaksın. Hatta daha kibar olmak gerekirse üst üste binen kenarlar birbirine eşit, üst üste binen açılar birbirine eşit. Kullanınca olay bitiyor. Mesela sen kağıdı böyle katladın. Sen bu kağıdı böyle katlayınca üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacak. Çünkü bu üç kağıt buraya geldi. E ne olacak? Bu kenar buraya geldi. Bu kenar buraya geldi. Hem üst üste binen kenarların birbirine eşit olmasını çünkü eş yapılar yine bunlar hem de üst üste binan açıların birbirine eşit olmasını kullanacaksın. Peki kenarların eşitliğini gösterdik. Aynı zamanda açıların da eşitliğini göstereceğim. Bak burası çizgi ise burası da çizgi açısı çünkü üst üste bindi bu buradaki açılar. Buradaki açı nokta açısıysa buradaki açı da nokta açısı. Hatta katlama çizgisinde bir nokta katlama doğrusu boyunca katlandığı zaman ne oluyor? Aynı doğru üstünde ise buradaki açı da 90 derecede olabiliyor. Sebep çünkü üst üste binen açılar birbirine eşit ya. Bu doğrusal olduğundan bu açılar eşit ve toplamları 180 ise 90 derece olduğunu da direkt söyleyebiliriz. Ya da ikiz kenar üçgen çizilen açı ortay kenar ortay aynı zamanda da yüksekliktir deyip o şekilde de bulabilirsiniz. Tamam temel mantık bu. Yani senin tek bilmen gereken gerisi fasafiso. Tek bilmen gereken katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit de bilince diğer şurada anlatılanların yorumlarını tek tek anlarsın zaten. Mesela burada ayrıntıya girmişiz biraz. Ne diyor? Bir üçgende bir köşe diğer köşeye gelecek şekilde katlandığında kaç çizgisi bir kenar orta dikme doğrusu üzerindedir? Evet. Sen bunu böyle katladığın zaman üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit ya. Bu gerçekten ne oldu? Kenar orta dikme doğrusu oldu. Ama bunu bu şekilde ezberlemeni tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi neyi bileceksin? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Aynı zamanda burada bu doğruya göre simetriğini alma demeyle aynı şey. Hani simetriğini alalım dedikleri zaman da siz katlamasıymış gibi düşünüp ona göre hareket edin. Şimdi ikincisinde ne diyor mesela? ABC üçgeninde C köşesi AB kenarı üzerinde gelecek şekilde katlandığında oluşan kaç çizgisi açıortay doğrusu oluyor diye söyleniyor. Evet üst üste binen kenarlar eşit. Burada kenarlar da eşit. Üst üste binen açılar da eşit deyince bakın bu doğru ne doğrusu oldu? Şöyle bakacak olursanız hocam açıortay doğrusu oldu. Bu da doğru bir şey. Ama dediğim gibi zaten ilk baştaki temel mantıkla bunu çözebilirsin. Sonra ABC üçgeninde B köşesi boyunca böyle katlandığında ne oluyormuş? A yükseklik oluyormuş. Kaç çizgisi yükseklik oluyormuş. Yine aynı mantıktan kendini çok rahat çıkartırsın. Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. E, X kenarda çizilen açı ortaya olduğu için burası da 90 derece olur deyip kaç çizgisinin yükseklik çizgisi olduğunu anlayabilirsin. Ama tekrar söylüyorum. En başa dönüp tekrarlıyorum kendime, Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Bunu bildiğin zaman olay bitiyor kardeşim. Bunu da sakın ama sakın unutma. Evet gelelim şimdi sorulara. Bakalım ne demiş. AB ile AC birbirine eşit demiş. AB ile AC birbirine eşit. Eyvallah. ABC x kenar üçgeni biçimindeki bir karton AB kenarı üzerinde bir D noktası işaretlenerek aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi CD boyunca katlanmış. Arkadaşım üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil mi? Evet. Şu kenarlarda birbirine eşit. Şu açılarda birbirine eşit. E hocam Burada x kenarda çizilen açı ortay kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. Burası da 90 derece diyebiliriz. Sonra a üssü cb'ye şuradaki açıyı 15 derece vermiş. Buna göre x nedir diye soruluyor. BAC açısı x nedir diye soruluyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşım? Üst üste bir renk açılar birbirine eşittir. Üst üste binan açılardan dolayı ya da x kenarlıktan dolayı x ise burası da x değil midir? Evet. Ve bu bir x kenar üçgen değil miydi? Aynen öyle. Bu x kenar üçgen ise taban açılarının olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Ha x ile gidemiyorum mesela. X ile ilgili bir hamle yapamıyorum. Şu taban açıların eşit olmasını kullanacağım ya. Yani c açısını kullanacağım. Ben buraya bir a a dersem. A'yı bulursam sonuçta x de bulurum. Hocam a, a dersem buraya. E buradaki açıyla buradaki açı birbirine eşit olacağından dolayı. Burası 2 a artı 15 ise burası da 2 a artı 15'tir. E burada 2 iç açının toplam bir dış açı değil midir? Evet burası ne olacaktır arkadaşım? 2 a artı 15 ile 15'in toplamı 2A artı 30 olacaktır hatta. Buradaki de 2A artı 30 mu oldu. Evet. Artık şuradaki üçgende diğer iki açının toplamı 90 derece diyebiliriz. Çünkü bir dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 derecedir. A ile 2A artı 30'un toplamı eşittir 90 ise buradan 3A eşittir 60 yaptı. A'yı da kaç bulduk? 20 bulduk. Ama X açısını eşit 2A artı 30 eşit olduğundan dolayı A yerine 20 yazdığımızda 2 ile 23 çarpımı 40 40 ile 30'un toplamı kaç yaptı? 70 yaptı arkadaşlar. Evet örnek 57'yi böylelikle 70 bulduk. Geldi örnek 58'e. Bir katlama var. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar da birbirine eşit diyeceğiz. Hatta şunlar da birbirine eşit. X ise burası da ne olacak? X olacak. Bizden de X eksi Y isteniyor. Arkadaşım burada Y ile 32 aynı. Yan yana. Ne yapıyorsun? Dayanamam deyip iki iç açı bir dış açı diyorsun. Y artı 32 eşittir. der. Y'yi öbür taraf atınca 32 eşittir. X eksi Y mi oldu? Evet bizden de zaten X eksi Y isteniyor. 58. soruyor. Böylelikle 32 bulduk. Geldik. Örnek 59'a. Şöyle katlamalar var. Kardeşim katlamalar olduğu zaman hemen üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam bunlar da birbirine eşit. Hatta üst üste binen açılar da birbirine eşit. Yani burası A açısıysa burası da A açısı. Burada da bir katlama var. İşte şunlar eşit, bunlar eşit. Burası B açısı ise burası da B açısı. Ve B A, C açısı isteniyor. Yani bizden şuradaki açı isteniyor. E hocam A artı B'yi bulursak olay bitti. Çünkü A artı B artı 28 isteniyor. E büyük üçgene bak. Şuradaki açı A çıktı. Buradaki açı B çıktı. Burası da A artı B artı 28 çıktı. E burada 2 A var. 2 B var. Bir de 28 var. 2 A artı 2 B artı 28 eşittir 180 olduğundan 2 A artı 2 B'yi 152 buluruz. A artı B de kaç çıkar? 152'yi 2'ye böldüğümüz zaman 76 çıkar. Evet, A artı B 76 çıktı. Benden ne isteniyor? BAC açısı isteniyor. BAC açısı da nedir? A artı B artı 28 olduğundan A artı B de 76 olduğundan 76 ile 28'in toplamı. Evet, kaç yapıyor? 104 yapıyor. Böylelikle örnek 59'u 104 bulduk. Üst üste binen kenarlar eşit. Ama burada kenar eşitlerini kullanamıyorum. Ekstra eşitler çıkmadı mesela. O yüzden açıya yoğunlaştım burada. Üst üste binen açıların da birbirine eşit olmasını kullanacağız. Ama anahtar kelime ne? Katlamada üst üste binen kenarlar, üst üste binen açılar. Mesela burada katlamayı yapmış kardeşim. Öncelikle katlama yapılmışsa eski haline geri getir. Evet. Eski haline geri getirdiğince İbrahim Tatlıses'in şeyi aklıma geliyor o eski halinden eser yok şimdi deyip eski haline geri getiriyoruz. Evet geri getirdik eski haline. Ekstra bir bilgi verilmiş mi ona bakıyorum. AB ile AC'yi birbirine eşit vermiş. Tamam bunu da kullanacağım ben. Dikkat et şu ikiz kenar üçgen katlamayı da açtık. Üst üste binen kenarlar eşit ama ekstra kenarların eşitliği ile alakalı bir şey olmadığı için burada sanki kenar eşitliğini kullanmayacağım açı eşitliğini kullanacağım. Üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. Aha bunlar birbirine eşit. Aha bunlar da birbirine eşit. Aa nokta nokta yetmiş. 180'den 70 çıkart 110. Hocam bu iki açıya 110 kaldı. Yani burası 55, burası da 55. Hocam burası 50. E 180'den 50 çıkart 130. Bu iki açıya 130 kaldı. 2'ye böl. 65'e 65 yaptı. E açılar seni yönlendiriyor zaten. 65 55 yan yana. 3. açıyı bulabilirsin. 65 ile 55'in toplamı kaç yaptı? 65 ile 55'in toplamı 120 yaptı. Buraya kaç derece kaldı o zaman? 60 derece kaldı. 180'in tamamlayan açısı. E burası 60 sa ikiz kenar üçgende bak takıldığın zaman bilgiyi kullanacaksın. Şu ikiz kenarlığı kullanalım. 60'sa burada kaçtı da 60'tır? E o zaman x 60 ve 70'in toplamının ne olduğunu biliyoruz biz. 180 derece olduğunu biliyoruz. 60 ile 70'in toplamı kaç yaptı? 130 yaptı. O zaman x'i de kaç buluruz? 180 eksi 130'dan 50 derece olarak buluruz. Dolayısıyla örnek 60'ı 50 derece olarak bulduk. Ve geldik şu soruya. Bir katlama yapılmış. Eski haline geri getir. Bazen eski halini böyle gösteriyorlar ama göstermekleri da eski haline geri getirir sadece. Şimdi dikkat edin. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen kenarların eşitliğini yazdık. Üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. Şu açılar da birbirine eşit. Şuradaki açıla da şuradaki açı da birbirine eşit. Aynı doğru boyunca katlanmış ya. Direkt 90 diyebilirsin. Ya da Hocam ikiz kenarda çizilen yükseklik çünkü bu aynı doğru boyunca ya. Şurada bir üçgen var. İkiz kenar üçgen çizilen açı ortay. Kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir diyebilirsin. Buradaki 90'ı da yapıştırdık. Peki ACB açısı isteniyor bizden. E şimdi ne yapalım? Şu açılara ekstra eşitleri kullanamıyorum. Açılara yoğunlaşayım. Buraya A diyeyim buraya da A diyeyim. A hocam dik üçgenin de büyük açılarına bak. Bir açısı A diğer açısı A artı 10. A ile A artı 10'un dik, dik üçgenin açıları olduğu için toplamı 90 derece olmalı. Buradan 2A 80 yapar. A'yı da 40 buluruz. A benden ne isteniyor? A, C, B açısı isteniyor. O da nedir? A artı 10 isteniyor. O da 40 artı 10'dan cevap böylelikle 50 olarak çıkar. Yani cevabımız 50 oldu örnek 61'de. Evet geldik örnek 62'ye. Şekil 1'de şöyle bir katlama var. Kardeşim katlamayı böyle bir eski haline geri açıyoruz. Tabi üçgen biraz büyük olmuş buna göre ama neyse. Şöyle eski haline geri getiriyorum. O eski hali şu şekildeydi değil mi arkadaşım? Şurası kaç derece? 20 derece. Şimdi senin katlanılan üçgen burası. Dikkat. Bu katlanılan üçgen buraya mı geldi? Evet. Aynen öyle. Tamam bu katlamada ne yapacağız? Üst üste binen kenarların birbirine eşitliğini, üst üste binen açıların birbirine eşitliğini kullanacağız. Bak şunlar şunlar birbirine eşit. Ama hocam bununla şuraya kadar olan kısım mı? Hayır. Bak dikkat et. Şöyle tırtıklayayım da. Çünkü eşit buraya kadar diye de algılayabiliriz çift sigi. Tamamı olduğunu göstermek için böyle yaptım. Şuradaki kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. Yani 20 ise burası da 20 olacak. Peki sonra takıldık. Katlamayı kullandık mı? Kullandık. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Hocam hatta bu açıyla da bu açı eşit diyebiliriz ama karışık olan yerlerdeki açılar genelde pek işimize yaramıyor. Dur bakalım böyle çok geniş olan yerlerdeki. Soruda takıldık. Soruyu okuyalım. AB ile C'yi de bir eşit vermiş. O, AB ile AC eşit vermiş. Yani burası çift çizgi iken burası da çift çizgi diyor sana. A ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. Demek ki ben burada ikiz kenarlık kullanacağım arkadaşım. Hadi bakalım bir yerden başlayalım. Hocam ben buraya A açısı dersem. Şurada da ikiz kenarlık var ya. Buraya A açısı dersem. Başka bir şey demiş mi? Başka bir açı demiş mi burada? Dememiş değil mi? Buraya A açısı dersem. O zaman burası da A açısı mı? Şuradaki ikiz kenarlıktan dolayı. Evet. E hocam burası Şöyle bakacak olursan burası A artı X e, şu X kenarlıktan dolayı burası da A artı X. Evet. Hiçbir şey yapamıyorsun. Bak takıldın kaldın. Takılma kardeşim. Ya bir şey yapman gerekiyor. Mutlaka bir şey yapman gerekiyor. Kardeşim bak sen burada en son yazdığın bilgiye odaklan. Yani bulduğun bilgiye odaklan. Sen buraya A artı X yazdın. Yanında da X var. Hocam hep bilinmeyenler var. Olsun. İki açı yan yana geldi. İki açı yan yana gelince dayanamam deyip hemen bir dış açıyı yapıştırmaz mısın? E yapıştırırsın. Hocam burası iki iç açının toplamı bir dış açı. A artı x ile x'in toplamı. Yani a artı 2x mi yaptı? Evet. E evet. sonra ne yapacağız hocam? Sonrası da var. Sen bir de şuradaki 20'yi ya da şu bulduğun 20'yi mi kullanacaksın? Evet. Bak a burada ne var? Şu üçgende hocam. Burası a var. Burası 40 var. İki açı burada da aynı gelmiş. İkisinin toplamı buraya eşit olmaz mı? Evet. Yani A artı 40. Bak şu üçgende bir açısı A diğer açısı 40. A artı 40 neye eşit olacak? A artı 2x'e eşit olacak. E o zaman buradan olay bitti. A'lar naray oldu. E, 2x eşittir 40 ise x'i de böylelikle 20 olarak buluruz. Ve gerçekten güzel bir soru. Böyle kenarların eşitliğini yazın. Çünkü alakası bir ekstra bir eşitlik verdiklerinde ekstra bir x kenarlıkla da karşılaşabiliyorsunuz arkadaşım. Evet. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Katlamalarla da ilgili her bir soruya böyle değindik galiba. Evet. Gençler katlamalarla da ilgili her bir soruya değindik. Pardon yanlış şehir açtım. Şurayı açacaktım. Eski konu anlatımı kısmını açtım. Evet. Böylelikle olayı bitirdik mi? Bitirdik. Bundan sonra ne var? Ama bu hafta daha bitmedi. Bu hafta da daha Pisagor çalışmasını da yapacağız. Ama güzel şeyler öğrendik. Ee, şöyle toparlayacak olursak bütün katlama kalk konusu bitti şu ana kadar olan kısımda. E Katlamanın sıfır geometride olduğumuz için en ince detayına kadar olan kısmını anlattık sizlere. İnşallah bir faydası olur. Bundan sonra şunu öğrendiniz kafanıza göre çizik yok. Muhteşem işte ortaban ikiz kenarlık önemli ama diğer durumlarda nerede? Şu şeyde e, yükseklik olduğunda kenar orta dikme merkezi olduğunda. Ee, o otur durumlarda da ne yapıyorsunuz ne yapıyormuşsunuz ek çizimlerle karşılaşabiliyormuşsunuz arkadaşım. O yüzden bunlara da lütfen ama lütfen dikkat edin. Şimdi ne yapacağız? Bu hafta devamında dik üçgene devam edeceğiz. Dik üçgen en önemli yerlerden biridir. Geometrinin temel yapılarından biridir. En önemli haftalardayız aslında. Özellikle bu hafta hem ek çizim hem de dik üçgen olması gerçekten ama gerçekten çok önemli bir hafta. Bu haftayı sakın ama sakın es geçmeyin ve bu haftaya çok önem verin derim size. Evet gençler böylelikle bu videoyu bitirdik. Üçüncü videoyu bitirdik. O zaman bu haftanın yani ikinci haftanın dördüncü videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.